Hüseyin Rahmi Gürpınar. Namusla açlık meselesi. Savaştan önce kendi 1500, oğlu 400, damadı 700 kuruş maaş alıyorlar, sıkıntısız geçiniyorlardı. Savaş sırasında Semih Efendi yaş haddi felaketiyle emekliliğe, oğluyla damadı askere alındı. Birdenbire aile geçim değirmeninin suyu kesildi. Birkaç ay sonra kızı bir oğlan, gelini bir kız doğurdu. Evden eksilen delikanlıların baba yurdunda birer filizleri sürdü. Allah Rezzak-ı Alem'dir, gönderdiği bu meleklerin elbette rızıklarını verir avunması vardı. Ama savaştakilerden hiçbir haber alınamıyor, ihtiyarın emeklilik maaşı geçime yetmiyordu. Açlıktan emziklilerin sütleri kesildi. Ana kucağındaki zavallı çocukların bacakları pösteki gibi sarkıyor, dizlerine derman, gözlerine fer gelmiyordu. Cenab-ı Hak acıdı, bu darlıkta dünyaya zamansız gelen bu masumlardan birini, Mehmet Hadi'yi 8 ay sonra geri aldı. Ayşe Sümbül'e, o anasının kucağında zayıf kemiklerini örten buruşuk derisi, soluk benziyle yaşıyor, söylemiyor, yürümüyor, anasının kuru memesini çekip çekip de besinini bulamayınca öfkesinden cılız bir sesle bağırıyor, vızıldıyor, mızmızlanıyor, susturmak için pencereden dahtahları gösterdikleri zaman dünyaya niçin geldiğini anlamak ister gibi her şeye derin, şaşkın, sıkıntılı, umutsuz bir gözle bakıyor, durup durup yine ağlıyordu. Dünyaya gönderip de en uslu kullarına bile birçok günahlar işlettikten sonra geri çağırmaktaki Allah'ın muradı neydi? Çocuk ne bilsin? Bu en büyük bilim adamlarının bile keşfedemedikleri bir hikmetti. O zavallı masumcuk, yaratılış hazinesinden bir varlık olarak bu aleme düşmemiş olsaydı, şimdi böyle ağlamayacak, sızlamayacak, bir hiçlik içinde rahat kalacaktı. Ne kadar tutumlu davransalar, ihtiyarın emeklilik maaşı aileyi bir haftadan ziyade besleyemiyordu. Satıp yemeye başladılar. Zaten pek varlıklı değillerdi. Düğünlerinde, lohusalıklarında eşten dosttan hediye gelmiş gümüş kupa, kaşık gibi şeyler ilk ağızda gitti. İhtiyar kadınların sandıklarında saklı ipekli kumaşlar, bürümcükler, gençlerin gelinlik, paçalık, yedilik giyecekleri, ufak tefek küpe, yüzük, bilezik, iğne gibi ziynet takımları onların arkasından gitti. Daha sonra misafir döşekleri, mutfak bakırları hep pazara döküldü. Ot, yün minderler, halı seccadeler, perdelere varıncaya kadar hep o yola gönderiliyor, artık en gerekli eşyasından her gün bir parça soyulan ev, gitgide tam takır kalıyor ama mide denilen o dipsiz kuyu doymak, dolmak bilmiyor, her sabah yine yiyecek ihtiyacıyla ağız açıyor, sızlanıyor, kendini susturtmak için sahiplerini akıllara gelmedik davranışlara, fedakarlıklara zorluyordu. Pahada ağır yükte hafif ve pahada hafif yükte ağır hemen her şey gitti. Şimdi sıra eşyasız kalan eve geldi. Onu 1500 liraya bir sarrafa ipotek ettiler. Ama işin içinde öyle aşırı bir faiz hilesi vardı ki, muamele 1500 lira üzerine yapıldığı halde ellerine ancak 900 lira geçebilmişti. Bu paranın da yarısı sağa sola edilmiş olan borçlara verildi. 7-8 ay sonra elde avuçta bir şeycik kalmadı. Zamanı gelince borçlarını ödeyemediler, evleri de öylece gitti. Şimdi bunca sıkıntılarına bir de ev kirası bindi. Kiralar yıldan yıla zihinleri durdurtacak, evsizleri umutsuzluktan çıldırtacak bir pahalılık aldıkça ev değiştire değiştire en sonunda 1,5 odalı bostan kulübesine kadar düştüler. Gece tavanının aralıklarından yıldızlar sayılan bu tam takır son sığınaklarında sefalet ağır ağır eriterek öldürücü bütün karalığıyla üzerlerine çöktü. Ayşe Sümbüle'nin annesi, evin gelini Dürüye Hanım bir gün ortadan kayboldu. Birkaç ay sonra onu otomobillerde, ipekler, samurlar içinde gördüler. Bir bulgurcuya metres olduğu söyleniyordu. Bu durum oğlunun yaşamasından veya ölümünden haber alamayan kaynatayı pek fena sarstı. İki gün ağzından hiç lakırdı çıkmadı. İnme indi sandılar. Yavaş yavaş açıldı.
O kadar kirlendiler, paslandılar ki evde çamaşır yıkamak değil, haftada bir kere yüzlerini temizlemek için bile sabun bulamıyorlardı. Çarşafsız yorganlar, örtüsüz yastıklar, mundar bir muşamba cilasını aldı. Artık çamaşır değiştirmiyorlar, üzerlerindekileri çürüyüp lime lime dökülünceye kadar kullanıyorlardı. Geçimleri insanlıktan hayvanlığa döndü. Artık belli zamanlarda yemiyorlar, ellerine her ne geçerse hemen o anda yiyerek açlıklarını yatıştırmaya uğraşıyorlardı. Birkaç kere 24 saat katıksız kuru ekmeği bile bulamadılar. Hele bir keresinde açlık süresi 30 saatten çok uzadı. Ayşe Sümbül'e dedesiyle büyük anasının kucaklarında, sefaletin bu uzun oruçlarını onlarla birlikte tutuyor, zayıflıyor, kuruyor, gittikçe büyüyeceğine küçülüyor. Ama ölmüyor. Ağlıya ağlıya yaşıyor. Yoksulluğun çok acı gereklerine alışarak, aşılanarak sanki dayanıklılık kazanıyor. Fakat bir gün bu yoksulluk orucu 35 saati de aşınca talihsiz yavru açlıktan haykırdı, katıldı. En sonunda bayılmış gibi sustu. Büyük ana torununu partal bir kırpıntı minderinin üzerine uzatarak ihtiyar kocasına, ''Bakınız yavrucuğun soluk yüzü nasıl büsbütün sarardı, süzüldü. Bu gidiyor efendi.'' ''Ha ne yapalım hanım? Süt, 100 diremcik ılık süt şimdi bu masumu diriltir.'' ''100 direm süt için 12,5 kuruş para ister hanım. Bende bir kirli onluk bile yok.'' Büyük ana gözlerinin yaşını elinin tersiyle sildikten sonra koynunun derin yerlerini karıştırarak ''Böyle bir ihtiyaç zamanı için saklamıştım. 5 kuruşluk bir kağıdım var.'' dedi. Üsyanını nereden bulayım? Nereden mi bulacaksın? Koca karı bu sefalet muammasına çarçabuk bir anahtar uydurmak için buruşuk yüzünün sıkıntısını artıran iri gözlerini odanın loşluğu içinde birkaç kere dolaştırdıktan sonra söyleyeceği sözü duymaktan kendi bile ürktüğünü gösterir bir çekingenlikle ihtiyarın kulağına eğilerek yavaşça ''Şuraya şu köşe başına çık dilen, ne toplayabilirsen?'' dedi. Büyük baba şaşırarak ''Ama'' dedi. ''Aması maması yok. Dakika kaybetmeyelim, belki kurtarırız, hadi.'' Dilenmek için kıyafetini değiştirmeye gerek yoktu. Zavallı adam zaten tamamıyla bir dilenci kılığı almıştı. Pek azim bir dalgınlık ve ağır adımlarla sokağa çıktı. Tenha yolları yürüdü, yürüdü. Caddeye geldi. İşlek bir köşe başı seçti. Kaldırıma çömeldi. Arkasını duvara verdi. Gözlerini yumdu. Başını önüne eğdi. Acemi bir dilenme davranışı ve bir dilsiz sessizliğiyle elini havaya uzattı. Gelen geçen hayır sahiplerinin iyilikseverliğine uçaştı. Büyük babanın dilenmeye çıkmasından 15-20 dakika sonra sokak başında güzel bir otomobil durdu. İçinden arkasında bir hizmetçiyle şık genç bir kadın indi. Gitti gitti, harap kulübenin kapısını çaldı. Büyük ana açtı. Bu zengin ziyaretçiyi tanımayarak sordu. ''Kimsiniz hanımefendi?'' ''Aa Hamine, beni tanıyamadın mı?'' ''Aa, dur, sen, ben Dürüye değil miyim?'' İhtiyar kadın ansızın gelen bir hafakanla düşmemek için kapının sövesine yapıştı. Gözlerini gelinine dikti. Soluğu soluğuna yetişmiyor, boğulacak gibi soluyordu. Dürüye ne kadar toplamış, renklenmiş, güzelleşmişti. Sefil kaynana, haram helal nasıl olursa olsun paradaki bu mucizeye şaşıyordu. Kadın bütün gücünü topladı, bağrına taş bastı, gelinin cinayetini hiç hesaba katmayarak dedi ki, ''Kızım tam zamanında yetiştin, çocuğun içeride açlıktan ölüyor.'' Dürüye ince bir çığlık kopardı, hemen koştu, çocuğuna sarıldı. Hemen otomobille hizmetçisini koşturdu. Doktor, ilaç, yiyecek, içecek her şeyi getirtti. Küçük Sümbül'e biraz canlandı. Kanunsuz zenginliğe eren bu gelin giderken kaynanasına 100 lira bıraktı. Yine geleceğini ve onları harçlıksız koymayacağını söyledi. Kapıdan çıkarken Rasiha ile birbirine sarıldılar. Gelin genç görümcesinin kulağına bir şeyler fısıldadı. Gizlice 5 dakikacık görüşerek ayrıldılar. O şatafatlı otomobilin sokaktan ayrıldığından 5-10 dakika sonra büyük baba göründü. Yaşlı dilenci yeni sanatının bu ilk gününde 3 saatte ancak 70 para toplayabilmişti.
O sefalet yuvasının kapısından adım atınca şaşırdı. O ne? Ocak tütüyor, evin içinden mis gibi et kokusu geliyor. Üçüncü, dördüncü adımında şaşkınlığı daha arttı. Sümbülenin bir yanında kaseyle süt ve ilaçlar, öbür yanında şekerlemeler, bonbonlar, bisküviler. Önünde birkaç tane beyoğlu oyuncağı. Büyük baba şaşkınlık ve açlıktan yutkuna yutkuna gerçeği anlamak isteyerek, ''Bu ne?'' dedi. Koca karı birdenbire cevap bulmak için yardım isteyerek Razia'nın yüzüne baktı. Ufak bir şaşalamadan sonra, ''Cenab-ı Hak halimize acıdı da bu nimetleri gönderdi.'' diyebildi. Büyük baba bu nimetlerin nasıl ve nereden geldiğini sormak zahmetiyle kafasını yormaya kendinde kuvvet bulamadı. Hemen yastık üzerinde gördüğü tütün paketine el attı. Kalın bir sigara sardı. Günlerden beri tiryakilik keyfini yerine getirmek tadından yoksun kalmıştı. Büyük anne hemen mangala cezveyi sürdü. İkinci sigaranın yanına bir iri fincan köpüklüğü koyu kahve yetiştirdi. O akşam tatlısıyla, tuzlusuyla yediler içtiler. Midesine tatlı bir doygunluk, sinirlerine kahve, tütünle hoş bir gevşeklik geldikten sonra ihtiyar adam gerçek nimet verene şükranını ödemek için iki elini kaldırdı. Gözlerinden acı taneler dökülerek yana yana bir dua etti. Bu dokunaklı dua karşısında koca karıyla Razia titrediler. Ertesi günü büyük baba biraz adımları kuvvetli, gözleri ferli, beyni neşeli olarak sokağa çıktı. Bir çal çene bildiğine rastladı. O adam kaba bir alayla, ''Allah versin Semih Efendi, dünden beri evinizin bacası tütüyor.'' dedi. ''Ha minnet hüdaya, çok şükür Rabbime. Bu nimetlerin kimin eliyle sizin eve girdiğini bilmiyor musunuz?'' Bu garip soruya ihtiyar adam derin bir anlamak davranışıyla bakınca o zevzek, ''Dün gelininiz Dürüye Hanım Efendi buraya otomobille geldi. Ne saltanattı, görmeliydiniz. Sizin eve avuç avuç para bıraktı gitti. Allah versin kazanıyor. Böyle zamanda gençlikten, güzellikten iyi sermaye mi olur?'' Bu pek acı sözlerin önünde ihtiyarın yüzü buruştu, gözleri karardı, kulakları çınladı. En sonunda depremden yıkılan kaşamış bir yapı gibi yere devrildi. Yaşlara gelip çatan o beyin yıldırımına uğramıştı. Zavallıyı yarı ölü bir halde viran kulübesine taşıdılar. Artık para vardı. Bir yandan yine Dürüye'den yardım geliyordu. İyice bir eve taşındılar. Doktorlar, ilaçlar. Yarı tarafı tutmaz bir durumdaki inmeli adam kendine geldi. Yiyor, içiyor, bir bitki gibi yaşıyor. Çevresine acıklı acıklı bakıyor, bu harcamaların nereden geldiğini sormaz bir kaygısızlık gösteriyor, ara sıra kelimelerin hecelerini çeviremeyen dilinin altında sözleri ezerek yarı anlaşılır bir şeyler mırıldanıyor. Birkaç gün sonra evden Razia da kayboldu. İnmeli adam üzgün bakışlarıyla kızını araştırırken koca karı cevap verdi. Arama arama, para kazanmaya gitti. 15-20 gün sonra ondan da 100 lira umarım. Sabah sütünü Hasan'ın önüne koydu. Ağzına kaşık kaşık verirken İnmeli'nin gözlerinden kaseye yaşlar dökülüyordu. Karısı mendille kocasının karamsarlığını kurutmaya uğraşarak sözlerine devam ediyordu. Ağlama, ağlama. Kimse de acıma kalmadı. 3-4 saat dilendin, eline 70 para koydular. Bir tiyatro şanosu üstünde göbek ataydın, 700 lira kazanırdın. Halkı eğlendirmeli, aldatmalı, ziyana, günaha sokmalı ki ceplerinde olsun. Efendi, ahir zaman oldu ahir zaman. Şimdi günah işlemeden kimsenin karnı doymuyor. Gazetecisi, bakkalı, çakkalı, tüccarı, bulgurcusu hep böyle yapmadılar mı? Neler vaat ettiler. Bak sonra bizi ne duruma getirdiler. Onlar alyon oldular, alyon. Biz dilenci. Herkes nesi para ederse onu satıyor. Damadımız, oğlumuz kalmadı. Sen kazanamazsın, ben çalışamam. Kızlarımız da para getirmezlerse açlıktan ölürüz. Sütünü iç. Şimdi sana kıvırcık etinden ince kıyılmış köfte getireceğim. Arkasından bir kabak tatlı, ha? Bu namusla açlık meselesi. Çokları bizim gibi oldular bey. Keyfine bak. Şeytanın Karısı.
Eski zamanda Rodrigo adında bir kişi varmış. Kadın yüzünden görmediği kötülük, çekmediği eziyet kalmamış. Her mutluluğunu karısı için feda etmiş, gırtlağına kadar borca batmış, yine karısına yaranamamış. Her gün kavga, her saat hakaret, bir düzlüğe dırdır. Alacaklıların sıkıştırmalarından canından bezmiş, en sonunda bir gün canına tak demiş. Kaçmaya karar vermiş, şehirden sıvışmış. Kimse görmesin diye genel yollardan değil tarla işlerinden, çapraz yerlerden gidermiş. Gitmiş, gitmiş, Pertola köyünde Kivometio adında birinin evine varmış. Öküzlerine yem vermekte olan ev sahibini bularak şöylece derdini yanmış. Ben karımın işkencesine dayanamayarak ülkemi bıraktım. Alacaklılar arkamdan geliyorlar, beni yakalayınca hapse attıracaklar. Zamanın yasası gereğince ölünceye kadar orada kalacağım. Ne olursa senden olur, beni bir yere sakla, arkadan gelenlerden kurtar. Sana umduğundan fazla bir iyilik ederek bu lütfunu ödeyeceğim. Asıl sözünleri bir adam olduğumu görerek şaşıp kalacaksın. Kivometio köylü olmakla beraber ahmak bir kişi değildi. Böyle bir ricayı yerine getirmemekten hiçbir kazancı olmayacağını, bu zavallıyı saklarsa bir can kurtarmakla birlikte bir şükran, bir minnet de kazanmış olacağını biliyordu. Onun için Rodrigo'yu fışkı yığını ortasına oturtarak üzerine çalı çırpı doldurup gözlerden gizledi. Onu hemen saklar saklamaz peşine düşenler yetiştiler. Kivometio'nun evinin içinde arayıp taramadıkları delik ve kovuk bırakmadılar. Zavallı adamı türlü korkutmalarla sıkıştırdılar ama mert köylü gerçekten hiçbir şey sezdirmedi. Bir gün süren çok sıkı araştırmadan sonra herifler çekildiler. Köylü konuğunu gizlediği yerden çıkararak ona sözünü yerine getirmesini söyledi. Ve Rodrigo'dan şu cevabı aldı. ''Kardeş merak etme. Seni şaşkınlığa uğratacak bir iyilikle sözümü yerine getireceğim. Ama ilkin kim olduğumu sana bildirmeliyim. Ben cehennem azabına hüküm giymiş bir şeytandım. Huysuz bir kadınla evlenmek şartıyla beni cehennemden azat ettiler. Öyle bir yaratıkla evlenmeyi cehennem azabından hafif sanarak oradan çıktım. İnsan oldum. Evlendim. Ama aldandığımı anladım. Cehennemi aradım. Bana ettiğin iyiliğe karşılık seni zenginletmek istiyorum. Hem bak nasıl. Şimdi ben buradan gidince kimi kadınların vücutlarına gireceğim. Sen bu taraflarda herhangi bir kadının cin tutmuş olduğunu işitirsen anla ki o cin benden başkası değildir. Sen gelip de nefes etmedikçe ben o vücuttan çıkmam. Başka usullerle hastanın ne kadar iyileşmesine uğraşsalar boşunadır. Bu yolla sayemde cincilikle ün salırsın. Sana başvuracakların haddi hesabı olmaz. İyileştirmek için çok yüksek para istersin. Alyon olursun, alyon! Bu sözlerinden sonra şeytan köylünün gözleri önünden birdenbire kaybolur. Gerçekten birkaç gün sonra Floransa'da ulu kişilerden Ambrogio'nun kızını cin tuttuğu işitilir. Yapmadıkları bakım, kızcağızı okutmadıkları papaz üfürükçü kalmaz. Cini kaçırmak için hastanın üstünü türlü muskalar, tılsımlarla donatırlar. Hiçbiri işe yaramaz. Rodrigo girdiği vücuttan çıkmaz. Bütün rahatsız etmek, çıldırtmak için kızın kulağına dayanılmaz can sıkıcı şeyler fısıldar. Latince söyler, felsefe tezleri yapar. Bir kadını çömez kıyafetine sokarak 4 yıl hücresinde bulunduran rahibin günahlarından söz eder. Ne kadar günah ve zina işleri varsa aşılamaya uğraşır. Her çeşit bakımdan umutsuz kalan kız babasının üzgün zamanında Matthew ortaya çıkarak kendisine 500 florin bakım ücreti verilirse hastanın vücudunu cinden temizleyeceğini bildirir. Bu şart memnunlukla kabul olunur. Matthew cinliği okur, kilisede ayinler yaptırtır, pestenkerani görünmek için ne kadar afiller, şarlatanlıklar, göz bağcılıkları varsa yapmaktan geri durmaz. Bu şatafatlar arasında hasta kızın kulağına yaklaşarak oradan şeytana der ki, ''Rodrigo, Rodrigo, ben geldim. Verdiğin sözü unutmadın ya, çıkarttık kızın vücudundan.'' Şeytan cevap verir, ''Peki, peki çıkayım ama sen 500 florinle zengin olamazsın. Onun için ben buradan çıkınca doğru Napoli kralı Charles'ın kızına gireceğim. Bu nazik bedenden de yine sen gelmeyince çıkmam. Onlar sana ne istersen verebilirler. Her şeyden gık diyecek kadar yüksek bir ücret iste. Ama artık sonra beni rahat bırak.'' Sözünü bitirince şeytan konuk olduğu vücudu bırakıp gitti. Bu olay üzerine Matthew'nun cincilikteki ustalığı çarçabuk 4 yana yayıldı. Herkesi şaşkına çevirdi. Çok sürmedi, Napoli kralı Charles'ın kızını cin tuttuğu işitildi.
Doktorlar, papazlar, ilaçlar, üfürükler, nefesler, kefaretler, hiçbiri hiçbir şeyi para etmedi. En sonunda ünü orlara kadar varan cinciyi getirdiler. Köylü orada da afillerini kesti, gösterişlerini yaptı. Prensin güzel vücudundan şeytanı çıkardı. Şimdi onun ünü dünyayı tuttu. Herif zengin oldu, Karun'a döndü. Ama birbirinden ayrılacakları sırada şeytan koruduğu adama dedi ki, ''Sözümü fazlasıyla yerine getirdim işte, umduğundan çok zengin oldun ama bundan sonra karşıma çıkma. Sana bir borcum kalmadı. Artık iyilik yerine benden kötülük görürsün.'' Mateo çok zengin olarak köyüne döndü. Bolluk içinde yaşamaya koyuldu. Çok geçmeden Fransa kralı 7. Louis'nin kıymetli kızı prensesin nazlı vücuduna cinler girmiş olduğu haberi duyuldu. Bu haber cincinin hiç hoşuna gitmedi. Çünkü artık nefesiyle şeytanı yuva ettiği vücuttan çıkaramayacağını biliyordu. 7. Louis gibi kudret sahibi bir hükümdarın gazabına uğramak pek korkunç bir şey olacaktı. Zavallı adam en sonunda korktuğuna uğradı. Her türlü ilaçtan umutsuz kalan kral en sonunda onu getirtmişti. Zavallı köylü gitmemek için türlü engeller ileri sürdü. Prensesin cinleri kendi hüddam kuvvetinin üstünde, pek azılı soyundan oldukları için bunları çıkarmaya gücü yetmeyeceğini bildirdi, söz anlatamadı. Kralın cevabı şu oldu. ''Kızımı cinlerden kurtaramazsan canını benden kurtaramazsın, mutlaka seni astırırım.'' Bu büyük korkutma karşısında ister istemez cinci hastanın kulağına uzanarak ''Rodrigo'' dedi. ''Bak ocağına düştüm. Zenginleşmekten vazgeçtim, bu sefer acı da canımı kurtar.'' Şeytanın cevabı şu oldu. Vay hain herif. Kralın öfkesinden korkuyorsun da benim küsmemi hiçe mi sayıyorsun ha? Sana önceden hatırlatmadım mı? Ne yapsan ne etsen ben bu güzel oturduğum yeri bırakmam. Seni astırayım da gör. Mateo umutsuz, üzgün ama korkudan okudu, üfledi. Hiçbir etkisi görülmedi. En sonunda zihninin son işlemesiyle düşündü, taşındı. Kraldan birkaç gün zaman istedi. Ve bula bula şeytana karşı şu çareyi bulabildi. Hükümdara dedi ki, ''Haşmetlim, kızınızın cinleri pek zorlu, pek şirret cinsten. O kıymetli vücudu bu kötü yaratıklardan temizlemek için bir yol var, başvuralım. Kurtarabilirsek neyi, kurtaramazsak hakkımda yüksek acımanıza sığınmaktan başka çarem kalmadı. Notre Dame meydanının ortasına binlerce kişi almaya yeter bir taht kurdurunuz.'' Bakanlar, soylular, papazlar hep sırmalı, ipekli üniformalarını giyeceklerini giysinler, nişanlarını takınsınlar. Bu tahtın üzerine sıralansınlar. Memurlar, ahali, bütün Paris halkı çevresine dolsun. Bu pazar kiliselerin çanları çalınsın, meydanda heybetli, görkemli, resmi bir dua okunsun. Sonra şehirde ne kadar çalgıcı varsa çağrılsın. Aletleriyle birlikte hepsi gelsin. Davul, dümbelek, köz, zil, zurna, gayda, keman, bason, boru, trompet, ork, klavsen, sözün kısası kaç bin mızıka takımı varsa toplayınız. Bu düzen eksiksiz kurulur. Tahtın en yüksek noktasına hastanın döşeğini çıkarırlar. Dua okunduktan sonra Mateo ellerine büyücü değneğini alarak gösterişli bir orkestra şefi gibi mızıkacılara işaret verir vermez, aman Allah'ım, bir kıyamettir kopar. O zaman şeytan şaşırır, bu korkunç şeyi mızıkacı başından sorar. Kulaklarımın zarı patlıyor, ne var, ne oluyoruz? Ne olacak, senin kim olduğunu krala anlattım. Seni def etmek için dünyada ancak bir kuvvet olduğunu söyledim, onu getiriyoruz. Hangi kuvvet? Canım, anlamadın mı? Karını çağırdık. İşte bu gürültü patırtıyla o geliyor, senin zalim karın. Bu korkunç haberi duyar duymaz şeytan pabuçlarını prensesin vücudunda unutarak bir kaçış kaçar ki rüzgarına sapan taşı yetişemez. Mateo bu sefer de hesapsız nimetlere, bağışlara boğulur.